Yüzersin. Yusuf. Yusuf. Ne oldu efendim? Birine mi bakıyorsunuz? Biri bana Yusuf olarak seslendi. Halbuki herkes beni Yüzarsif olarak tanıyor. Birini mi arıyorsunuz? Bir kadın sesi bütün gücüyle bana Yusuf diye sesleniyordu. Tanıdık bir sesti sanki. Gidin bakın sesin sahibini bulabilecek misiniz? Aramanın bir faydası yok. Büyük bir coşkuyla bağıran bu insanların içinde bir sesin sahibini bulmak mümkün değil efendim. Gidebiliriz. Tama, Tebatma'nın kızı. Demek siz de azat edildiniz ha? Bir aylık bedava buğday alabilirsiniz. On ölçek. Sıradaki. Ben Tiameni, Bingi'nin kızıyım. Demek sen de azat edildin. Bir aylık bedava buğday alabilirsin. 10 ölçek, sıradaki. Bu da 20 ölçek, gidebilirsin. Neden ondan vazgeçemiyorum? Çünkü onu seviyorsun. Sence öyle mi? Evet. Peki ya sen? Önceleri kaprisleri beni çıldırtıyordu. Ama şimdi ben de onu seviyorum. O çok acı çekti. Biz burada ne arıyoruz? İnan bana, bilmiyorum. Aslında ben buraya dönmek istemiyordum. Konuşmaya daldık. Farkında olmadan buraya geldik. Hanımefendi Züleyha bizi görse yine mi geldiniz diye çıkışırdı. Sence ona biraz buğday verelim mi? Evet, verelim.
Çünkü biliyorum ki hanımefendi asla buğday almaya gitmeyecek. Sonunda açlıktan ölmesinden korkuyorum. Hadi gidelim. Hanımefendi Züleyha nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Belki de saray dışına çıkmıştır. Hanımefendi. Hanımefendi Züleyha. Hanımefendi. 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 Hanımefendi neredesiniz? Hanımefendi. Hanımefendi neredesiniz? Hanımefendi. Hanımefendi Züleyha. Hanımefendi. Hanımefendi Züleyha. Hanımefendi. Sanırım onun nerede olduğunu biliyorum. Her zamanki buluşma yerinde. Neredeyse gelir. Gel biraz buğday öğütüp hamur açalım. Taze ekmek kokusu. İçeride biri mi var? Burada kim var? Biziz hanımefendi. Evinize hoş geldiniz. Bütün saraya baktık yoktunuz. Buyurun taze ekmek yiyin. Bu sıralarda döneceğinizi biliyorduk. Muhakkak açsınızdır. Size taze ekmek pişirdik. Ağzınız çok iyi laf yapıyor. Size buraya kim dönün dedi bakayım. Buyurun. Gelin hanımefendi. Oturun buraya. Biraz taze ekmek yiyin. Hanımefendinin acıkmış olacağını düşündük. Biraz buğday öğütüp ekmek pişirdik. Biraz da buğday suyu ayırdık. Önce hanımefendiyi görüp öyle buradan gidelim dedik. Gitmenize hiç gerek yok. İnsan evini terk edemez ki. Bizim gidecek bir yerimiz yoktu zaten. Çocukluğumuzdan beri bu sarayda yaşıyoruz. Nereye gidelim? Öte yandan hem buraya alışmışız hem de hanımefendiyi seviyoruz. Gitmek niyetindeydik. Ama nereye? Biz de bilmiyorduk. Ve birden kendimizi sarayın kapısında buluverdik. Benim de size ihtiyacım var. Benimle kalmanızı istiyorum. Sizden başka hiç kimsem yok. Bize bugün nereye gittiğinizi söylemeyecek misiniz? Yusuf'u görmeye gittim.
Yusuf'u mu? Evet, Yusuf'u. Onu gördünüz mü? Evet, gördüm onu. Hem de doyasıya. Ona Yusarsif diye seslenince beni duymadı. Ama Yusuf deyince duydu. Ve sonra da beni aradı. O da sizi gördü mü? Hayır, yüzümü gizlemiştim. Beni böyle görmesini istemiyordum. Ama onu doyasıya gördüğüm için çok mutluyum. Bu zayıf gözlerle mi? Evet. Tam kör olmadan Yusuf'umu gördüğüm için çok mutluyum. Yusuf'umun heybetli, ihtişamlı bir duruşu vardı. Her zamanki gibi dimdik duruyordu. Herkes onu gördüğü için çok mutluydu. Bazen niçin benden başkaları onu seviyor diye halka kıskanıyordum. Bazen de Yusarsif'imi aynı benim gibi yüce tutup aziz saydıkları için o halka hayranlık duyuyordum. Silolara gidiyoruz. Allah yüce Yusarsif'e uzun ömürler versin. Hoş geldiniz efendim. Eğer buğdayları başaklarıyla stoklamasaydınız, şimdi hayvanlarımız ölmüştü efendimiz. Bütün bunlar size Allah'ın bir lütfu. Şüphesiz buğdayın başaklarıyla stoklanmasının başka yararları da vardır. Altmış ölçek. Sıradaki. Nebamon, Hutbi'nin oğlu. 7 kişilik bir ailesi var. 15 koyun ve 2 ineğe sahip. 7 kişi için 70 ölçek, 70 deben ve hayvanlar için 20 balya saman, 20 deben toplam 90 deben. Benim param yok. Peki ailende ve akrabalarında da mı yok? Ne yazık ki onlarda da yok. Ama inek ve koyunlarım var. Versem olur mu? Sakıncası yok. İnek ve koyun da alabilirsiniz. Bunların Mısır devletine ait olduğunu kanıtlara geçirdikten sonra bakması için sahibine iade ediniz. Yani buğday karşılığında verdiğim koyunu yine yanımda tutabilir miyim? Evet, ama bilmelisin ki o hayvan Mısır devletine aittir. Ve devlet istediği zaman onu sizden alabilir. Minnettarım Allah'ın peygamberi, çok teşekkür ederim. Bundan iyisi olmaz. Bana bir inek karşılığında buğday veriniz. Hangi senedi imzalamam gerekiyor? Çok teşekkür ederim Allah'ın peygamberi. Allah sizi korusun. Devenleri yoksa altın ya da gümüş alın. Eğer bu da yoksa hayvanları için senet yapabilirsiniz. Ama sakın el koymayın. Hayvanları yoksa malları için aynı şeyi yapın. Mülklerini devletleştirin, ancak kullanma haklarına kesinlikle müdahale etmeyin. Arazilerini de devletleştirin, ama ileride yağmur yağınca üzerinde tarım yapma şartını getirin. Efendim, bu benim kafama pek yatmadı ama. Sıradaki... Amacım adaleti yaygınlaştırmak. İleride anlayacaksın. Gidelim. Bu alış ve yine iade ediş bana şaka gibi geliyor. Mal mülkleri ya da hayvanları karşılığında onlara buğday vereceğiz. Ancak bunlara yine onlar sahip olacak.
Sabırlı olmalısın. Zamanı gelince bu şaka hayal bile edemeyeceğin bir hakikate dönüşecek. Şu kadarını söyleyeyim ki Mısır'ın altını üstüne getirmeli. Tepede olanlar aşağıya inmeli, aşağıda olanlar da daha iyi bir düzeye yükselmeli. Yani bu sizce mümkün mü? Allah dilerse mümkün. Sen miydin Amon? Bir zamanlar tütsülerin yandığı odamın bir köşesinde gururla duruyordun. Günahıma tanık olmak istiyordun. Ben de utancımdan üzerine bir örtü atmıştım. Ne oldu? Niçin yerlerde dolaşıyorsun? Biliyorum. Bir süredir seninle ilgilenemiyorum. İyice güçsüzleştim, biliyorum. Kendi işimi bile göremiyorum artık. Yalnızca seni değil, aynı zamanda kendimi de unuttum. Ben makam ve mevki sahibiyken sen de el üstünde tutuluyordun. Kendimi unutunca seni de ihmal ettim. Ne yalan söyleyeyim. Biliyorsun, hayatım boyunca her zaman seni takdis ettim. Ama ne yazık ki sen hiç bu kuluna yardımcı olmadın. Sen hiç bana, Amon Tapınağı'nın tanrıçasına ilgi göstermedin. Ben senin huzurunda günah işlemekten utanıyordum. Ama sen beni utanç verici durumlara düşmekten kurtarmadın. Bunu bana yapmadın. Sen Mısırlıların büyük tanrısı. Sen Amon'sun. Sen büyük tanrısın. Ama hayır. Son zamanlarda Mısırlıların tanrısını değiştirmek istiyorlar. Aslında Yusuf değiştirmek istiyor. O kendi tanrısının, tek tanrının senin yerini almasını istiyor. Haksız da sayılmaz hani. Değil mi? Amon, gördün mü? Yusuf basit bir köleydi. Ama Tanrısı onu Mısır azizi yaptı. Yusuf'un böyle bir Tanrı'yı yüceltmesi doğal değil mi?
kullarına bu kadar cömert davranan bir tanrıyı yüceltmekten. Söyle bana Amon, daha doğal ne olabilir ki? Amon yerine ona tapmak gerekmez mi? Sen ne yaptın? Hiç olmazsa Yusuf'un tanrısından kullarına merhamet etmeyi öğren. İşte bu. Yusuf'un kölelik senedi. Hala benim yanımda. Görüyor musun? Yusuf'un tanrısı nasıl da bir köleyi en aşağı makamdan alıp en yukarı makama taşıdı. Ama sen Mısır'ın büyük hanımefendisini en yukarı makamdan en aşağı makama düşürdün. Yusuf'un tanrısının laneti ve bütün tanrıların laneti senin gibi aciz bir tanrının üzerine olsun. Beni bu duruma sen düşürdün. Sen düşürdün. Ama hayır. Sen Züleyha'yı alçaltmaktan da acizsin. Beni bu hale düşüren sen değilsin. Yusuf'un tanrısıdır. Ben bu aşağılanmayı hak ettim zaten. Ben Yusuf'a ve onun tanrısına kötülük ettim. Ne mutlu Yusarsef'e. Ne iyi bir tanrısı var. Kimsin? Ne istiyorsun? Ne işin var burada? Biziz efendim. Size yemek getirdik. Amon'a ne yaptığımı gördünüz mü? Hak etmişti. Bunu daha önce yapmalıydınız. Yusuf'un tanrısının hakkını nasıl ödeyeyim? Onu nasıl hoşnut edeyim? Onu nasıl hoşnut edeyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.